intent of dancing within that is thus and the her şeyin cenab-ı halisini yani yalnız kendi rızasına muhakkak kabul ediyor. Şirketi kabul ediyor. Onun için amellerimizde ihlas olması lazım. Bunu ne kadar olursak yine yeridir. Diyor ki insan eğer ihlasla hatta burada Bismillahirrahmanirrahim وَعَنْ مُعَازِ اِبْنِ جَبَلْ اَنَّهُ قَالَ ف۪ينَ بَعِسَى اِلَى الْيَمَنْ Kaçın Muaz ibn-i Cebel Yemen'e vali olarak gönderildiği vakitte Ya Resulallah evsini bana vasiyet et yani nasihat et قَالَ اَخْلِسْ اَخْلِسْ دِينَكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ قَلِيلٍ Dinini yani amellerini bütün Allah için her şeyi ne yapıyorsan Allah için yap. Halis olarak amel et. O vakit az amel de sana kâfidir. İş halis olsun fakat azını dahi ne yapar? Çoğa bedel kabul ediyor. Ama çok olmuş ama içinde karışıklık olmuş tabii. Hatta işte burada da şey değil. Cenab-ı Hak yalnız kendisi için halis olanı kabul ediyor. Evet. Semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu Tuba lil muhlisin Muhlis olanlara ne mutlu. Ne mutlu ki onlar Mesahibül Hüde onlar hidayet yıldızları gibi, hidayet lambaları gibidirler. Yani onlar diğer insanlara adeta bir ışık saçarak o yollarını gösterirler. Yollarına doğru gitmesine vesile olurlar. Tencele anhum kullu fitnetu zannar. Karanlık fitneler onların geldikleri zaman karanlık fitneler açılır ve hakikat yolu görülür. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في حجة الوداع أبت نجل الله أمرا سمع مقالتي وعاها فرد حامل فقه ليس بفقيه أبت benim sözlerimi işitip de bu Hacetül Veda'da aleyhissalatü vesselam büyük bir hutbe okudum. Buna Hacetül Veda deniyor. Veda hacı. Ki orada diyor benim sözümü işitip de başkasına nakledenin gözü aydın olsun, nurlansın. Ki bazen alim olmaz ama fakir olmaz. Fakat hafzettiği şey insanların faydasına medar olur. Hafızası kuvvetli olur. Elde ettiği ilmi başkasına da aktarmak suretiyle büyük bir faydalı olur. Evet. Selâsün lâ yehullu aleyhim kalbün mü'nin mü'minin. Mü'minin kalbi üç şey üzerinde hiç şey olmaz. Yani onda bir kötülük hissetmez. Onda bir hiyanet hissetmez. Hangi amellerde? İhlasül amelinde. Bir amel sırf Allah için olursa o onu dinleyen, onu bilen kimse de böyle ona karşı bu söze karşı bir kendisinde bir şüphe olmaz. Çünkü o kimsenin ameli halistir. Söylediği sözlerinde daima hiçbir kimse ondan bir ihanet çıkarmaz. Vel münasahatü li ümmeti düşmanı. O söz düşmana söyleniyorsa düşman ondan bir şey bulmaz mı? Düşman da olsa o insanın doğru doğruya ihlası onu hıyanete götürmez. Yani çünkü o ihlasla söylediği için Cenab-ı Hak onu o düşman şeyine o zaman her türlü düşmanlıktan kurtulmanın tek çaresi ihlaslı olmak. Evet. Ve mensâzü'l ümmeti ve aynı zamanda daima ümmet insanlara nasihatta bulunan kimsenin
sözlerinde de bir hıyanet olmaz. Yani Allah için, Allah için tabi, Resulü gönderilmesini وَلُزُمُّ جَمَعَتِهِمْ فَاِنَّ دُعَاءَهُمْ مُح۪يطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ. Aynı zamanda onların o böyle sadık, halis olan, ihlaslı olan kimselerin de cemaatlerine devam eder ve onların o bereketi, onların efendim, şeysi, verdiklerini etrafına ihaze eder. Yani diğer insanlara da faydalı. Ve yine buyurur ki Musa'da ibn-i Sa'di ibn-i Ebi'yi radıyallahu anhum ennehu zanne ennehum enne lehum fadman ala men dunehum en ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhum ennehu zanne enne lehum fadman ala men dunehum en ashabi. Ve o zannetti ki gider insanlara karşı kendisinin bir fazileti, bir üstünlüğü var zannettiriyor. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا يَنْسُرُ اللّٰهُ هَذِهِ الْاُمَّةِ بِدَعِفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَسَلَاتِهِمْ وَاِفْلَاسِهِمْ. Cenab-ı Hak bu ümmeti zayıflerinin zayıf ümmeti bakıyorsun ki her kimse onlara şeydir, fakirdir, miskindir, böyle kendi garibandır. Kimse onlara şey vermiyor, emniyet vermiyor. Fakat diyor işte o zayıflerin duasıyla Cenab-ı Hak bu ümmeti muzaffer kılar, nusrat verir. Onların duası neyle? Onların dualarıyla, namazlarıyla ve ihlaslarıyla. Biz evvelce bir hadis-i şerif okumuştuk. Buna teyit ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'la bir gün bizzat bir sahabe otururken birisi geçiyor oradan. Bakıyorsun, Aleyhisselam soruyor. Bu adamı nasıl tanırsın diyor. Ben bu adam efendim zengin bir adam, itibarlı bir adam. Bundan sonra buna bu kız istese verirler diyor. Herhangi bir efendim bırakın benim için bu adamı deseler onu bırakırlar diyor. Peki diyor. Bir adam daha geçiyor, öyle gariban bir kimse, eski elbiseler içerisinde böyle geçiyor. Buna nasıl tanırsın diyor. Hemen bu garibanın teki diyor, miskin teki, bunu kimse emniyet vermez. Fakir, aciz işte. Ondan sonra kız istese vermezler diyor. Efendim benim için bırakın şu adamı dese, kimse onun hatırını tutmaz. Esad-ı Sancabe diyor ki, bak diyor, evveki adamdan dünya dolusu adam olsa, dünya dolusu adam olsa Allah indinde bu adamın teki etmez. Onun için zayıflara daima bu garibanlar şöyle, üstad da daima o garibanlardan olmak istenilmiş. Kendisine biliyorsunuz o Van'dayken onun bir yaşıt arkadaşı Seyyid Ahmet söylüyor ki sen niye elbise, güzel elbise giymiyorsun? Diyor ki ben güzel elbise giyeyim, insanlar gelsin elime öpsün, o beni aşmaz diyor. Ben de bir şey, ben bir şey etmem. Ve o diyor, Allah'ın diyor sevdikleri o eski elbiseler içerisinde kimsenin efendim emniyet vermediği o garibanlar, o Allah dostlarından onlardan olmak ister. Onun için diyor, şeyi içmek ister. Hakikaten de Müslüman Hazretleri bizzat ben yamalı elbisesini gördüm. Efendim, ondan sonra böyle hatta ilikleyecek durumda da değildi. Öyle bir şey olacak bildi. Bir takkesi var, onun kendisi yamalamış kendi eliye. Diyeceğim öyle. Hatta kendisinin o bir şey var, bir mektubu var Hulusi abiye. Hulusi abi bakmış ki bir ara ziyaret ederken şal var yamalı. Kaç tane yama var? 50 tane yama varmış. 50 tane yaması var. Ondan sonra ona yeni bir şal var göndermiş.
Salim demiş, o elli yamalı şal var, beni olsun. İstediğine ver onu. Bir kimseye ver o elli yamalı malı benim olsun. Sen şu yeni şalvarı giy diye gönderiyor. Müsaade et, ona bir mektup yazıyor. Kardeşim diyor, senin elli yamalı şalvarına, onun oldu ya, kendimden başka bir kimse verecek kimse bulamıyor. Bir de şeyi anlattınız abi, bu İstanbul'da Ayasofya'nın yanından giderken Hayton'dan niye garip geziyorsunuz demişler, hani başını çıkartmışlar. Şey efendim, şimdi eskiden bu tam Cağaloğlu'ndan şeye giderken bir anlattı. Oradan eskiden hanımlar paytonlarda, yani kapalı payton. O giden hanım demek ki üstadı tanıyormuş. Fakat üstadın üstünde eski bir elbise var. Eski elbise var, artık o kadının canı sıkılmış. Şöyle azıcık peyde açmış, ve mübarek adam demiş. Senin ilmine göre niye bir kıyafet giymiyorsun? Üstad, fesubhanallah. Sonra Şeyhülislam'ı ziyarete gidiyor. Tabi kapıcı onu eski püskü elbiseyi görünce garibanın teki diye. Hadi çekil oradan, giremezsin diyor. Tabi neyse bekliyor öyle. Onu bir yere çağırıyorlar kapıcıyı. O bir yere gidince fırsat buluyor. Üstad kapıyı açıp içeri giriyor. Geri gelince şey insan düşün, tanıyorum ben, alim bir kimse. Ondan sonra oturduktan sonra Hazret diyor, şu elbiseyle ben namaz kılabilir miyim diyor. Bakıyor ki yamalı ama temiz. Kırıklı, temiz. Kılabilirsin diyor. Peki ben bununla Allah'ın huzuruna çıkıyorum dedi. Senin huzuruna ne çıkarıyorlar? Üstad dediğini yapan kimseydi. Yani biz şimdi giysek emin ol şu dizde bir yama olsa bilme şey tanırız hemen deriz ya. Neyi var bir kere müsaade? Evet. Hanımlar müsaade etmez. Evet. Hanımlar müsaade etmez. Ben Üstad'la ilgili bir iki gün önce bir yeni bir hatıra duymadan bir hatıra laf ettim. Buyurun. İbrahim Hoca diye bir zat. Şimdi bugün ameliyat yaptı. İki gün evvel ameliyattan önce bir ziyaret etmiştim kendisini. Bu Van'da müftülük yapan Zeynel abinin oğlu. İbrahim Hoca. Siz yakından tanıyorsunuz. O da sizi çok tanıyor. Şimdi diyor ki dedesinden naklen anlatıyor. Dedesi ve babası üstadla beraber bulunmuşlar. Babası küçükmüş daha o zaman. Ders okuyormuş bahçede. Üstad zaman zaman onların bahçesine gidiyormuş. Onlar için yakın. Onlar için canisine yakın. Büyük bir bahçe. Şimdi bu ders çalışıyormuş babası. Bir yere gelip takılmış. O takıldığı yeri de müteaddit defalar okumuş fakat bir türlü çözememiş. Üstad arkadan onu takip ediyormuş. O farkında değil üstadın geldiğinden. Üstad biraz da hem nükteden hem şakacı tavırlarıyla da biliniyormuş. Arkasından bunun şeyine dokunmuş, sağına dokunmuş şöyle. Sağını düşürmüş yere. Yani dikkatini celp etmek için herhalde. Sağının düştüğünü görünce dönmüş arkaya. Zannetmiş ki arkadaşlarından bir tanesi yapıyor bunu yani. Şey olsun diye. Evet, şaka olsun diye. Tam diyor ağzını doldurmuş bir şey söyleyecek arkadaşına. Bir dönüp bakıyor ki üstad. Hemen kendisini tabii toparlamaya çalışıyor. Ya üstadım siz miydiniz diyor falan. Ondan sonra hayırdır diyor. Bakıyor çok dikkatli bir şekilde bir şey müteala ediyorsun. Nedir okuduğun diye soruyor üstad. Ona üstad diyor ki burada şu mevzuya takıldım diyor, bunu bir türlü çözemedim diyor. Bir önceki sayfayla şu okuduğum sayfa arasında bir çelişki görüyorum, anlayamıyorum diyor. Gel beraber müteala edelim diyor üstad. Beraber müteala ediyorlar. Üstad biraz duruyor orada şöyle, sayfanın sonuna kadar okuyor. Ondan sonra diyor ki,
kalemini ver bakalım diyor. Kalemini alıyor. O takındığı yerin satırının altına bir satır ekliyor. Şimdi oku bakalım diyor. Bir daha oku. Şimdi çözdüm diyor İslam. Demek ki kitap ta ki o konu eksik yazılmışmış. Üstad onun eksik yazıldığını görüyor, onu tamamlıyor. Şimdi diyor ki tabii babasının naklettiği Üstad öyle bir terasete sahip ki diyor, kitapta dahi yanlış yazılanları hemen düzeltebiliyor. Bu düzeltmeden sonra Üstad diyor ki kitabı şimdi kapat diyor, biz herhalde diyor bir şey yemeyi hak ettik diyor. Şu meyvelerden diyor zikrini tamamlamış olanlardan topla da getir diyor. Şimdi diyor ki babamın ifadesiyle babam anlamamış ne demek istediğimi. Üstadım bundan hangisi zikrini tamamlamış? Ben üstad mıyım? Siz üstadsınız. Ben nereden bile anlarım hangisi? Ben duymuyorum ki demiş zikrini kimin zikrini. Ben diyor anlayamadım ne demek istediğini. Üstad'dan sordum, o da dedi ki bak yere düşmüş olanların hepsi zikrini tamamlamış, onlardan topla getirdim. Ben de diyor topladım, tabağın içine koydum, işare götürdüm. Ben de nükteye nükteyle cevap vermek istedim. Dedim ki üstadım bunlar hepsi ölmüş. Bunların gömülmesi gerekiyor. Dedim ki o da onların gömüleceği yer bizim midemizde. Böyle bir hatırasını naklettim. Yani biz de ona benzer gittiğiniz zaman üstadın hep odasının duvarında iplerle asılı meyveler. Elma, armut, üzüm, ne o ne varsa. Ondan sonra böyle diyordu ki ben bunların zikrini işitiyorum derdi. Yani işitme yani. Zikrini işitiyorum derdi. Ve şimdi o üzüm vardı ve dedi ki bu zikrini bitirdi dedi. Artık kuru üzüm olmuş. Ondan sonra dedi bunu bir indirin dedi. Bunu kurayla dağıtacağız. Kurada işte sen bir sayı söyle, şu kadar şu kadar. Öbür bir sayı söyle, öbür bir sayı. Ve o topluyordu. Ondan sonra da başladığı yerden sayıyordu. Sayıyor, sayıyor, belki 2-3 deri oluyor. Ondan sonra kim de bittiyse senin diyordu. O gün işte Cenab-ı Hak güzel bir şey. Bu yaş gözü böyle zikir mi yoksa kuru mu zikir? Bu yaş gözü bir yaşası yok olan bir şey. Onu tefekkür ediyor. İki gün üç ay böyle tefekkür ediyor. Üzüm saydarlığa düşmüş. O üzüm kuruyunca mı acaba zikri? Yani işte ben yaşken bir kuru zikrediyor demek ki. Artık kuruyunca kurmuş oluyor. Zikrini tamam. Cinnadatın Allah'ın zikri tabi ama bir de o diyor ki cehren işitiyor. Bunların zikrini. Düşünün Cenab-ı Hak tabi Hazreti Süleyman Aleyhisselam karıncanın sesini duymadı mı? Cenab-ı Hak bir Aleyhisselam'ın şeyleri. Ayrıca bir de ceza evinde zannediyorum bir taze yemekle bayat yemek şeyi var üstadım. Nuh ağanın şeyisi. Şimdi o Nuh ağa Vanlı şey zengin bir ağa. Üstadın da şeyisi yani dostu. Üstadın Eskişehir'de yatıyor hapishanede. Bu da ona bir geçmiş olsun telgrafı çekiyor. Eskişehir'e, Van'dan. Savcı da bu da müziymiş diyor. Hemen o şeye bir yazı gönderiyor savcıya, Van savcısına, bunu da yakalayın gönderin. Onu da yakalayıp Eskişehir'e gönderiyorlar. Üstad'ın yanına koyuyorlar. Üstad'a hizmet ediyor. Tabii parası olduğu için biraz böyle güzel yemekler yapmak istiyor. Ben yanına onun böyle, zenginlerinden diye efendim o. Zenginler. Kendisi görmüştüm. İşte para veriyor gardiyanlara, malzeme aldırıyor. Bir gün bile böyle tam güzel bir yemek yapmış, akşama yatıyor. Zaten bir sabah bir akşam yiyorlar. Ondan sonra
bize o güzel yemeği üstadın önüne koyuyor, beraber yiyecekler. Üstad diyor, Nuh Efendi diyor, buyur üstadım. Bu diyor, dünden kalan bir yemek vardı, onu ne yaptın diyor. Efendim o bayatları diyor, onu barlayanlara vereceğiz. Biz bu güzel yemeği yiyeceğiz. Bak kardeşim diyor, onu kaldır. Onu barlayanlara götürürler, olur o yemeği getirebilir diye. Nefis terbiyesi yani. Hani şimdi iki hadis daha var, onu okuyoruz. Mâni d-dahâ min qayyiz qâle. Hâlâ Rasûlullah sallâhu aleyhi ve sellem. İnna Allah'a tebâlâ ve teâlâ. Yekûlü senâ hayr-ı şerîk. Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hak buyuruyor ki hadis-i kutsî, ben ortağın hayırlısıyım diyor. Ortağın hayırlısıyım. Hemen eşreke mâye şerîken ve huve li şerîkin. Benden ben herhangi bir amelde beni başka bir kimseyle ortak ederse o amel ortağındır, bana bir şey yoktur diyor. Ya eyyühennes ahlisu a'mâlekum. Ey insanlar, amellerinizi halis yapın. Ve innallâhe tebâreke ve teâlâ leyekbelü minel a'mâl illâ mâ halasâ. Allah-u Teala amellerden yalnız ihlaslı olanı kabul ediyor. Halis olan kabul ediyor. Ya eyyühennes lehu لَهُ وَلَا تَقُولُ هَذِهِ لِلَّهِ وَلِلْرَّحِيمِ. Bu hem Allah için olsun, bu da akrabalar için olsun. Demeyin öyle diyor. Demeyin öyle. فَاِنَّهَا لِلْرَّحِيمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنَا شَيْءٍ. O şey yaptığınız amel, o akrabalar içindir. Allah için bir şey yoktur. وَلَا تَقُولُ هَذِهِ لِلّٰهِ وَلِبُجُوهِكُمْ. Ve şuna da demeyin, efendim şu Allah için, şu da hasırınız için. Herhangi bir kimse. Evet. فَاِنَّا لِوُجُوهِكُمْ. Çünkü o, yani hepsi, o amel, o efendim hatırınız için dediğiniz kimseye aittir. Bana Cenab-ı Hak buyur ki, bana bir şey yoktur. وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنَا شَيْءٍ. Allah için bir şey yoktur. Mesela şimdi bunun şirk mi koşmuş oluyor? Evet. Yok, şirk değil de amelin doğrudan doğruya Allah halisini istiyor. Halis olanı. Yalnız kendisine olan istiyor. Şerik, yani şey, ortak katmayacaksın. Herhangi bir amelde. O sözde şirk o. Yok, şirk değil. Şirk yani Allah'la beraber o kulu da mı ortak? Evet. Kurma manası. Yani o herhangi bir amelde bu Allah için, bu da senin için diye. Hepsi Allah için. Ve leysellem şey. Ve an Ebi Emamete radıyallahu anh kâle ce'erelüm diye sallallahu aleyhi ve sellem. Arayte bir racunem gaze yetim şul ecra ve zikra. Me lehu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La şey'e lehu. Ve ade selese rivan. Ya Peygamber Aleyhisselam birisi geri diyor ki, şu insanı nasıl bilirsin diyor. O gazaya gitti, harbe gitti, harp etti ama sırf bir ücret almak ve efendim kahramandır, işte cesurdur, şöyledir, böyledir diye zikredilmesi için. Buna o savaştan, o harpten ne vardır? Aleyhisselam diyor ki, la şey elehu. O savaştan onun için bir şey yoktur. Ve aleyhisselam üç defa söylüyor, tekrar ediyor aleyhisselam. Ve kurulat konusunda her şey elehu. Sümme kâle inne Allah'a azze ve celle la yekbelü men amel ille me kâne lehu hâlisan. Allah-u Teala yalnız kendisi için olanların ameli kabul. Raftur yavaş ol. Sırf Allah rızası için olan kabul. Şimdi bakın o Üstad Hazretleri'nin birinci düsturda amelinizde rıza ilahi olmalı. O razı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. O kabul etse, bütün halk reddetse, tesir yok. O kabul ettikten isterse, hikmeti iktidar ederse, istemediğiniz halde başkalarına da kabul ettirir. Onlara da razı eder. Onun için bu hizmet ediyor, doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasına esas bakacaktır. Thank you.
Evet, dinlerim sadece.